Hoş geldiniz. 6 aya yakın bir süre içinde sahneye çıkmamış müzisyenlerin önüne bir de ekstra mikrofon konunca tabii. Kusura bakmayın, biraz hoşgörünüze sığınarak birkaç söz söylemek istiyorum. Arkadaşlarımın adına ve kendi adıma. Öncelikle tekrar hoş geldiniz. Bizi bu akşam yalnız bırakmadığınızı görüyorum ve o kadar mutluyuz ki bu akşam sizlerle birlikte olmaktan. Çok çok uzun zaman sonra, inanın şu an mesleğe ilk başladığım zamanki kadar heyecanlı olduğumu söylemeliyim. Sanki çok çok uzun zamandır hiç sahneye çıkmamışım gibi hissediyorum. Özellikle bu büyülü mekanda bunu çok bizim için, bu birliktelik için çok çok özel kıldı. Bunu gerçekleştirmemize yardımcı olan Büyükşehir Belediyesi Kültür Arşivi'ye, özellikle Ozan Bey'in adında ve nezdinde çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Şöyle bir gerçek var ki, öncelikle bu geçirdiğimiz dönem benim için de, eminim ki sizler için de, birçoklarımız için de çok çok çeşit farkındalıklar da yarattı kendi içinde. Bizler sadece müzisyenler olarak belki mesleklerimizden mahrum kaldık gibi görünsek de aslında özünde gerçekten sanki bir tarafımız eksilmiş kadar sizlerden uzak kalmak ve sizlerin kıymetini anlamak bizim için çok çok önemli bir hale geldi. O yüzden iyi ki varsınız, iyi ki bu zamanda bizleri öyle ya da böyle online platformlarda olsun, bazı böyle tek tük yaptığımız dinletilerimizde olsun bizleri yalnız bırakmadınız, varlığınızla bize destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. İkinci teşekkürü hak eden bence bu sahnede gördüğünüz bu güzel kadınlar. Hayatlarımız bir şekilde çok çok önceden, çok gençliğimizde, hatta bebekliğimizde yollarımız kesişmiş olsa dahi bir şekilde yine bir araya geldik ve çok çok özel bir şeye imza attığımızı düşünüyorum. Bizim için önemli olan her zaman için kalpten sadece müzik ve sahneyi paylaşmak değil, birçok zaman aynı sofrayı, aynı fikirleri, aynı değerleri paylaşmak da her zaman çok önemli olmuştu. O yüzden de Dilbacığım, Güler. Ay canım ya. Didemciğim, hepinize çok teşekkür ediyoruz. Kusura bakmayın. Söylemiştim ama çok heyecanlı oldum. Mesleki hayatlarımızda da çok şanslı kadınlar olduğumuzu, çok şanslı insanlar olduğumuzu biliyorum. Bu anlamda ülkemin tüm kadınlarına her zaman için kendi cennetlerini bizler gibi yaratabilecekleri, hiçbir zaman kendi bildikleri doğrulardan şaşmadan, kendi istekleri doğrultusunda her zaman gönlünce bir hayat yaşamalarını temenni ediyoruz. Ayrıca da bu güzel kutlu haftada, tabii ki bunu asla es geçmek istemiyorum. Yarın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tüm kaybettiklerimizi ve bize bu imkanı tanıyan Ulu Önder Atatürk'e de bayramımızı kutlamak adına da olsa yine sonsuz teşekkürlerimizi sunmakla. Violonsel'in tarihçesine girmemize gerek yok ama 16. 17. yüzyıldan itibaren biz Vivaldi ile başlayacağız. İki cello konçertosunun 4 violonsel'e uyarlanmış hali. Çok sevgili arkadaşım Andrea Cavuoto, İtalya Scala Orkestrası'nın cellistlerinden bizim için böyle bir düzenleme yaptı. Kendisi de burada olsaydı keşke ama. Ondan sonra bir Boccherini rondo çalacağız. Yine aynı devirden, dönemden Boccherini ve Vivaldi'de. Boccherini de biliyorsunuz eski cellistlerden olduğu için daha çok cello ve piyano için bilinen bir eserdir. Onun da düzenlemesi yine Andrea'ya ait. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Beni dinlediğiniz için de, benim kalbimden geçenleri paylaşmama izin verdiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. İyi dinletiler olsun. Sağ olun. Thank you.
Dmitri Shostakovich'in 2 numaralı valsini çalacağız. 1938'de yazılmış bu vals fakat bir caz orkestrası için yazılmış. Yani sanıldığı üzere klasik müzik eserlerinden bir bölüm ya da klasik müzik eserlerinden yola çıkarak yazılmış bir parça değil. Birebir caz orkestrası için yazılmış bir parça ve hatta 1938, yanılmıyorsam 38 ama 39 da olabilir, emin değilim. Moskova'da radyo televizyon orkestrası, radyo orkestrasıyla ilk kaydı yapılmış ve ilk seslendirilişi yapılmış. Şimdi biraz da klasiklerden biraz daha günümüze doğru gelelim. Şimdi çalacağımız parça
Brezilyalı besteci Hector Villa-Lobos'un Bahianas Brasileiras adlı suite serisinden 9 tane suite'i vardır ve yaklaşık zannediyorum 1930 ve 1945 arasında yazmış, tamamlamıştır bu bütün suite'leri. Villa-Lobos aslında Brezilya'nın müzik sanatında gerçekten en önemli isimlerinden, günümüzde yaşamış olan 20. yüzyılın en önemli müzik sanatı ustalarından biri olarak kabul edilir. Bu Bahianas Brasileiras suitlerinin özelliği şudur, adından da belki anlayabileceğimiz üzere. Tam size kelime kelime çevirisini yapamam ancak Bach'tan esinlenmiş Bach'ın öğeleriyle Brezilya folk öğelerinin birleşiminden oluşmuş suitlerdir. Her biri birçok enstrümanın özelliklerini taşıyan farklı enstrüman grupları ve şan için yazılan suitlerdir. Bizim çalacağımız suite birinci suite'in prelüdü. Ve de bu bütün suitlerin özelliklerinden biri, örneğin prelüt bir Avrupa müzik formu ve dans öğesi olarak karşımıza çıkarken Villa-Lobos bütün bölümler için hem Avrupa ismini, yani prelüt derken bir de Brezilya karşılığı olarak kendilerinin formlarını da eklemeyi unutmamıştır. Örneğin bizim çalacağımızın aslında orijinal ismi Modinho. Modinho şu demekmiş araştırıp baktığımızda, daha çok o dönemdeki Brezilya'da çok fazla duygusal, sentimental ve çok tutku dolu melodilerin sergilendiği bütün şarkılar, halk şarkıları olsun, sanat eserleri olsun, her birine verilen ortak admış. Aslında eski Portekizce'de de moda'dan gelmekteymiş, kökü de moda'ymış. Dolayısıyla Modinho aslında bütün böyle çok espresif, çok hüzünlü, çok sentimental parçalara ve folk şarkılarına Brezilya'da, Güney Amerika'da daha çok ama Brezilya'da özellikle verilen ve bu akım zannediyorum 1960'lara kadar sürmüş. Onların ortak ismiymiş. Bizim çok teşekkür ederim. Bizim çalacağımız birinci suite'den, özellikle bu suite de özellikle Villa-Lobos tarafından da Pablo Casals'a ithafen yazılmıştır ve orijinali de cello orkestrası içindir. Birinci suite'den prelüt, yani Modinho.
parçamız Temmuz'da kaybettiğimiz ünlü film müzikleri ustası Ennio Morricone'nin anısına çalacağımız iki parça olacak. Bir tanesi ünlü Mission filminin teması, Gabriel'in Obuası. İkincisi de hepimizin hayatlarında eminim ki yer etmiştir. Bir tek bizlere özel olmadığını düşünüyorum. Cinema Paradiso. Cinema Paradiso ikinci parçamız. Thank you.
Ahmet'in o ne zaman elime geçer bilmiyorum. Çok çok teşekkür ederiz tekrar geldiğiniz için. Size çok güzel bir akşam yaşattınız. İyi ki varsınız. Hep var olun. Görüşmek üzere.